Eşim bahçelik konusunda yıllarca başarılı olmadıktan sonra bahçelik işini bana devretti. Ben de pek iyi bir bahçıvan olmadığım halde zararlı otları yolma konusunda çok gayretliyimdir. Ellerim ve çapam meşgul iken bahçede çalışmak bana düşünme fırsatı sunar. Bahçelerin insanların zihinleri gibi olduğunu düşündüm. Bazıları temiz ve bakımlıdır. Toprağı zenginleştirmek için epey çaba harcandığı açıktır. Bitkiler iyi sulanmıştır ve her şey yemyeşil ve güzel görünür. Sıralar düz ve düzenlidir. Yabani otlar düzenli olarak yolunmaktadır. İyi bir hasatı sağlamak için her türlü çaba gösterilmiştir. Mesih'in adını taşıyanların zihinleri de böyle olmalıdır. Düşünceleri temiz ve bakımlı olmalıdır. Sadece temiz düşünceler dile getirilmelidir. Bu tür kutsallarla konuşmak insanı geliştirir. Akıllarını iyi şeylerle doldurarak yabani otları düzenli olarak yolarlar. Sadece moral verici ve esinlendirici yayınlar okurlar. Müzik seçimleri esinseldir ve diri taneyi onurlandırır. Hasat olarak sonsuz yaşamı beklerler. Diğer türden bahçenin nasıl olduğunu ise tahmin edebilirsiniz. Zihnimizin bahçesine de evimizin bahçesine baktığımız gibi dikkatle bakalım.